Nerede kaldın Hafız? Geldim işte. Hadi gel. Komutanım, beni hiç ellemeseniz. Şimdi sizin içinizi de karartmayayım. Bizi bir aile izlemedik mi? Dert bu. Paylaşacağız, azalacak. Hadi gel. Zor günlerde birlik olmamız lazım. Sürüden ayrılanı kurt kapar yoksa. Eyvallah komutanım. Haydar abi. Sakın bir daha ağzından ailem yok lafı çıkmasın. Bak, biz varız. Biz buradayız. Senin ailen biziz. Sağ olun komutan. Geçecek Ali Aydar. Fatma'yı asla unutmayacağız ama geçecek. Sağ olasın. Tamam ya. İki dakika moral olsun diye geldik adama. İyice gözyaşı sel olacak ha. Hadi gel yemek yiyelim, oturalım hadi. Hadi geç. Hadi geç. Hadi hadi. Hepinize ne kadar çok teşekkür etsem az. Sağ olun, var olun. Ne kadar şükretsem az. İyi ki varsınız. İyi ki yanımdasınız. Sen de iyi ki varsın be abi. Keşke Su da burada olsaydı. Sen şimdi görüntülü mörüntülü bir şekil yaparsın yine. Bak boncuğum, Erdem Yar Bey'im bile burada. Merhaba. Merhaba. Yavuz komutanım. Merhaba. Ah, Nazlı, Bahar. Su, selam, ne haber? Su, keşke sen de burada olsaydın. Vallahi artık siz geleceksiniz. Babam sorup duruyor. Geleceğiz, geleceğiz. Allah'ın izniyle bu sefer kaçırma yok. Direkt isteyeceğiz. Öpüyorum hepinizi. Biz de seni öpüyoruz. Hadi boncuğum, öptüm ben de. Ben de seni. Ya çok özledim, çok 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 çok. Önce sen kapat. Pıncım, hadi. Hayır, sen kapat. Oğlum kapat şunu, bırak şu işleri ya. Sana ne oğlum, karışmasana, istediği gibi kapatsın. Ya erkek adama yakışıyor mu minnoş minnoş hareketler? Minnoş derken? Yani böyle romantikli falan komutanım, olmuyor ya. Siz komutanınızı hiç tanımamışsınız herhalde. O zamanında bana ne mektuplar, ne şiirler yazdı. Gerçekten mi komutanım? Yok öyle bir şey ya. Şiir neymiş?
Hem de komutanım. Hayatta inanmam ya. Oralara girmeyelim. Komutanım döktürmüştür kesin. Anne, hiç haberimiz yok bunlardan. Darısı başımıza artık. İyi de siz zaten evlendiniz. Şiiri ne yapacaksın? Ama bizim evliliğimiz gerçek değil. Sonuç olarak kızı aldık mı? Aldık. Hem de hükümet kararıyla ya. Tövbe tövbe. Kız almak ne ya? Buzdolabı mı alıyorsunuz? Eylemciğim, sen uzun süredir tabii Avrupa'da olduğun için bizim geleneklerimizi bilmiyorsun. Biz kız alırız. Aşık? Oğlum adın Aşık, oturuyorsun öyle ya. Emredin komutanım. Kuru kuru olmuyor, patlat bir şeyler. Vallahi ben zaten tam teçhizat geldim. Ama hep birlikte söylersek çok daha güzel olur. Tamam, hadi bakalım. Tamam o zaman. Keşke Karabatak da burada olsaydı ya. O şimdi meşgul, işi var. Çaktırmadan Yazlı'yı uzatır mısın? Bu ne? Traktör lastiği. Mektup işte canım. Sen ne biçim konuşuyorsun benimle be? Eylemciğim, yakalanacağız. Hadi hayatım. Nazlı. Bu sana. Bir şiirimi okuyayım o zaman ben baba. Sen bir şiir patlat. Yeşil ördek gibi daldım göllere, yeşil ördek gibi daldım göllere. Unut ne de ben seni, seni seven aşık çekmez mi ah? Getir el basayım kelamullahı. Ne sen beni unut ne de ben seni. Ağzına sağlık. Nazlı. Ne oldu, iyi misin? Bir şey yok ya. Hapşurdum falan. Bizi bitirdin be Aşık. Vallahi. Ağzına sağlık Aşık. Sağ olun komutanım. Sanki yeteri kadar derdimiz yokmuş gibi. Civi civi sökermiş komutanım. Ben müsaadenizi isteyeyim. Benim de gitmem lazım. Bir kampa uğrayayım. Aklım onlarda. Hatice'yi göreyim. Ben bırakayım seni, tek gitme. Tamam. Komutanım, müsaadenizle. Hadi cümleten iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ağzına sağlık. Biz daha otururuz ha beyler. Aşık bir tane daha söyler. Ver. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Taksi çağırayım mı? Yok ya, biz biraz yürürüz. Olur mu? Nasıl istersen. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Geç. Of, çok yemişim ya. Evet ya, yanakların bıngıl bıngıl olmuş, şuraya bak. O ne demek ya? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ay, hiç de bıngıl bıngıl falan değil. Şaka yaptı bu ya.
Ay ah, gerçekten çok komikmiş. Ya peki sen bilmiyor musun bir kadına kilosuyla ilgili şaka yapmak 400 tane silahlı erkeğin ortasına böyle atlamak gibi. Ben bu dersi almamışım. Tamam. Yarım saat sonra orada olurum. Hatice'nin durumu iyiye gidiyormuş. Çocukları bu kadar çok sevdiğini bilmiyordum. Çocukları kim sevmez ki? Bilmem. Ya bu bir soru değildi. Yani çocukları herkes sever. Ha. Sen çocukları sevmiyor musun? Seviyorum tabii ki. Ayrıca küçükken de çok sevimli bir çocukmuşum. Tahmin etmek zor değil. Sapsarı saçlar, masmavi gözler. Resmini poster yapıp satsalar ailen çoktan köşeye dönmüştü. Ya insan yedisinde neyse yetmişinde de oluyor Bahar'cığım. Ay ağlayacağım, çok mütevazısın gerçekten. Neden? Ya burada kadın olan benim. Bütün iltifatları benim almam lazım. Şimdi hangi iltifatı etsem eksik kalacak. Gerçekten. Beni etkileyen güzelliğin değil. Bu inatçılığın. Bu pes etme işin. Bu asla vazgeçme işin. Bir kadını ne güzel yapar dersen, işte bunlar. Bunlar çok güzel. Ama ben dünyanın en güzel kadını gibi hissetmek isterim. Keşke akşamları gözlerini alıp eve götürebilseydim. Sen yokken onlara bakardım. Mesela tuzakların. Kalemle çizilmiş gibi. Onlara ayrıca aşığım. Sanırım bana bir özür borçlusun. Neden? Şaşkınlığına bakılırsa demek ki o kadar kötü öpüşmüyorum. Bilmem. Bir kere de anlamak çok zor. Rahat, buyurun. Büyükelçilikten çalınan listeyle alakalı önemli bilgiler edindik. Bağlayın. Ateş. Emredin komutanım. Seni dinliyoruz. Durum nedir? Komutanım, liste Efruza denilen bir adamın elinde. Çalan kişi 3 kuruşu ona satmış. Kimmiş bu Efruza? Güneydoğu sınırlarımıza yakın büyükçe bir bölgeye hakim birisi komutanım. Öyle pek siyasette falan da bir işi yok. Tek derdi marul. Marul derken? Dolar. Daha yüksek bir paraya satacak demek ki. Aynen öyle komutanım. Alıcısı da hazır. Çolak derse şaşırmam. Komutanım, çolağın o listeyi tek başına alacağını sanmıyorum. O güce sahip değil. Ama ortaklarından biri büyük ihtimal. Peki ne zaman yapılacakmış bu alışveriş? Bugün yapılacak komutanım.
Bu Efruz denilen adam tam bir eğlence manyağı. Dış güçler topraklarına bulaşmasın diye kendi mekanında sırf zevk için bahisler, dövüşler düzenliyor. Teslimat da bugün orada olacak. Tamam. Hemen destek gönderiyoruz. Sen ayarlamaları yap. İletişimde kalalım. Emredersiniz komutanım. Arkadaşlar, ateşi duydunuz. Hemen hazırlanıp çıkıyorsunuz. Daha önce dediğim gibi, o liste öyle sıradan bir şey değil. Eğer istemediğimiz insanların eline geçerse, bize şimdiye kadar destek olan, yardımcı olan birçok insan bunun bedelini canıyla ödeyecek. O listede adı geçen insanları korumaya, hayatlarına sahip çıkmaya söz verdik. Türk ordusu olarak şimdiye kadar verdiğimiz her sözü tuttuk. Ve tutmaya da devam edeceğiz. Katillere, leş kargalarına fırsat vermeyeceğiz. Anlaşıldı mı? Emredersiniz! Hafız. Buyurun komutanım. Tim'e sen önderlik edeceksin. Bu operasyona Yavuz gelmeyecek. Emredersiniz komutanım. Neden komutanım? Seninle çözmemiz gereken önemli başka bir işimiz var. Gazanız mübarek olsun. Sağ ol! Benimle gel. Komutanım, bir problem mi var? Bilmiyorum. Yolunuz açık olsun, dikkat edin. Geç oturuyoruz. Yavuz. Agah'ı almak için operasyona gittiğinizde bir gelişme oldu. Aslında daha önce söyleyecektim. Ama emin olmak için araştırma yapmak istedim. Önemli bir şey mi komutanım? Evet. Çok önemli Yavuz. Annenle ilgili Yavuz. Daha doğrusu... annenin ölümüyle ilgili. Nasıl yani? Yani bunu nasıl söylesem? Yani işin buraya geleceğini ben de bilmiyorum. Nasıl geldi anlayamadım. Biraz daha açık konuşur musunuz komutanım? Ne olmuş anneme? Annen intihar etmemiş. Öldürülmüş. Öldürülmüş mü? Otopsi raporlarıyla oynanmış.